Assassin's Creed. Şu anda sadece ana oyunları sayarsak toplamda 6 oyuna ulaşmış olan o serinin ilk oyunu. Ki bu 6 oyunun da devamı zaten geliyor. Unity falan filan çoktan her şeyini seyrettik. Hani geliyor. Hatta bir de Comet diye bir oyundan da bahsediyor. O da geliyor. Yani bayağı bir oyun var. Ve bu oyun şu an elimde tuttuğum oyun her şeyi başlatan o ilk parça. Bütün o efsanenin ilk kısmı. Ve bu oyunu tek bir kelimeyle anlatmam gerekse bu kelime bok olurdu. Bu hayatımda oynadığım en kötü oyunlardan biri. Yani anlatmaya nereden başlayayım bilmiyorum ama öncelikle ufaktan bir oyun çıkmadan önce geçen muhabbetlerden bahsedelim. Hani tarihçi gibi olan kısım var ya oradan bahsedelim. Şimdi bu Ubisoft denen bu firma. Ya üzerine daha önce çok konuştum hani tekrar tekrar aynı şeyleri söylememe gerek yok. Biliyorsunuz Ubisoft ile alakalı ne hissettiğimi. İşin ironik tarafı bu firma bir zamanlar benim favorimdi. En sevdiğim 2-3 firmadan biriydi. Bu adamlar nasıl en sevdiğim 2-3 firmadan birinden en nefret ettiğim 2-3 firmadan birine dönüştü onu bir düşünmemiz gerekiyor öncelikle. Ben lisedeyken yani aşağı yukarı bundan kaç sene önce en az bir 8-9 sene önce hatta liseyi geçtim lan, ortaokuldaydım ya. Bu adamlar Prince of Persia serisine başlamışlardı. Prince of Persia Sands of the Time'ı yapmışlardı. Ve ne kadar harika bir oyundu o. Sonra devam ettiler. Warrior Within, Two Thrones falan filan her sene yenilediler. Bundan daha önce de konuştum. En sevdiğim 3. şeyden hani en sevdiğim 10 oyunlardan biri 10 oyunlardan biri olarak tanımlamıştım çünkü Prince of Persia uçlamesini ee, ve gerçekten o dönem bu adamlara ben acayip saygı duyuyordum ya hani yaptıkları oyunlarda gerçekten bir emek hissediyordum adamlar oyunlarına gerçekten hani abi uğraşıyorlardı üzerinde hani her sene aynı oyunu tekrar 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 çıkarıp sadece para kazanmaya çalışmıyorlar gibiydi en azından ben öyle hissediyordum en azından. Sonra ne oldu bilmiyorum ama velakin değiştiler. Ama bu değişimle bu değişimleri kesinlikle Assassin's Creed 1 ile olmadı diye düşünüyorum. Şimdi bu sevgili oyun çıkmadan önce yani oyunun ismi Assassin's Creed bile değilken daha proje aşamasındayken bu oyun neydi ismi? Prince of Persia Assassins. Yani oyun aslında Prince of Persia serisinin üzerinden çıkacaktı. Yani üçlemeyi bitirmişlerdi. Bir şekilde muhtemelen devam ettirmenin yolunu arıyorlardı. Aslında o zamanlardan beri bir para kazanma istekleri olduğu düşünülebilir yani şu durumda. Hani Prince of Persia serisi tutmuştu. Üçüncü oyunda da bitirmişlerdi. Hikayeyi falan filan bitirdiler. Muhtemelen reboot tarzı bir şey yapmak istiyorlardı ve Assassin's diye bir oyun çıkarmaya niyetlenmişler anlaşılan. Doğrusu o hemen Prince of Persia Assassin's ilgili en ufak bir haber falan filan gördüğümü hatırlamıyorum. Belki yıllar sonra açıklandı. Yani hani şu şekilde yıllar sonra açıklandı demek istiyorum. Ayada geçeyi öğrendik hani. Assassin's Creed oyununun aslında Prince of Persia olarak tasarımına, tasarımına başladığı ve sonra değiştiğini öğrendik ele de geç. Yani demek istediğim şu, şu, şekilde toparlayayım. Bu oyun ilk başta Prince of Persia Assassin's olarak proje halinde sunulmuştu. Değil mi? Bu şekilde başladı yani geliştirilmeye o şekilde başladı. Eğer de bir noktadan sonra bu oyunun Prince of Persia serisinin bir parçası değil farklı bir oyun olmasına karar verildi ve Assassin's Creed ortaya çıktı. Ama velakin benim söylemek istediğim şey o dönem yani oyun geliştirilirken ben Prince of Persia Assassin's diye bir oyun keske duymadım. Hani öyle bir oyun açıkladıklarını kesinlikle ve kesinlikle hatırlamıyorum. Eğer de geç tabii ki bunu gösterdiler hani biz böyle bir oyun planlıyorduk vesaire falan filan diye işte Prince of Persia Assassin's'in hatta ilk böyle bir gameplay gibi ama tam da değil yani emin değilim o gerçekten gameplay mi öyle bir video yayınladılar Evet de geç. Benim merak ettiğim şey bu oyun gerçekten zamanında açıklanmış mıydı ki hiç sanmıyorum çünkü gerçekten hiç görmedim ama o zamanlar oyun dünyasında bu kadar hakim değildim yoksa sonra da Assassin's Creed serisi başarılı olduktan sonra mı yani ekonomik anlamda başarılı olduktan sonra mı yayınlandı açıklandı o kadarını bilemeyeceğim. Ee, değiştirmişler. Hani Assassin's Creed diye yeni bir oyun serisine dönüştürmeleri. İyi bir şey mi kötü bir şey mi o konuda gerçekten nasıl bir yorum yapabilirim bilmiyorum. Çünkü Prince of Persia Assassin's yani neyi anlatacaklardı kim bilir hani. Acaba gerçek ana karakter Prince olacak mıydı bile? Sadece Prince of Persia ile aynı evrende geçen ve tamamen farklı bir hikaye olurdu muhtemelen Assassin's diye. Hani ben öyle tahmin ediyorum en azından. Her neyse uzatmayalım ve oyuna gelelim. Şimdi pek çok pek çoğunuz seviyorsunuz bu oyunu. Yani Assassin's Creed'in ilkini pek onu seviyorsunuz değil mi? Hani ben ne zaman Assassin's ile alakalı kötü bir şey söylesem abi niye sevmiyorsun diye sürekli yorumlar geliyor. Çok fazla problemi olan bir oyun. Assassin's Creed'in ilki. Hani bir oyun olarak değerlendirildiğinde çok ciddi anlamda problemli olduğunu düşünüyorum. Ve benim yani benim için bu oyun bir suçtu. Oyun Assassin's Creed olarak duyurulduğunda 2006 mıydı, 2007 miydi, aşağı yukarı o dönem falan. Ben lise sondaydım. Oyunu o dönem duyurmuşlardı ve hepimiz heyecanlanmıştık. Şimdi Prince of Adamlar şöyle açıklıyorlardı Ubisoft'te. İşte biz Prince of Persia'da işte stop ee, neydi stop nedeni? motion, ee, o şeyin teknik ismini unuttum. Neydi lan o tekniğin ismi? Motion capture. heh. Biz o dönemler diyor yani Prince of Persia'yı yaparken aşağı yukarı 7000 falan filan tane işte motion capture hareketi kullanmıştık. İşte karakterin yapabileceği hamleler bu bile sınırlıydı. Cartı curttu. Assassin's Creed'de 2000 tane kullandı. Karakterin yapabileceği, uygulayabileceği hareket sayısı 2000 tane falan. Biz öyle ooo falan yapıyoruz. Videolar gösteriyorlar işte sessiz, sakin bir suikastçı arkadan yavaşça gelip falan. Adamlar anlatıyor işte işte hedefinizi nasıl işte suikast yapmak istiyorsanız o şekilde e, suikast yapabilirsiniz galiba. Suikast kelimesini fiil olarak kullandığımız zaman öyle oluyor olsa gerek. E, işte toplamda oyunda 9 tane hedef olacağını söylüyorlardı. Bu 9 hedefi işte istediğimiz şekillerde farklı farklı e, durumlarda öldürebileceğiz. O oyun open world olacak. İstediğimiz gibi gezebileceğiz, tozabileceğiz. Bir sürü şey falan yani acayip gaza getirdiler bizi. Acayip gaza getirdiler. Böyle hepimiz super olacak abi falan filan diye böyle geberiyoruz tabi ya. Assassin's Creed'de Ubisoft yapıyor Ubisoft yapıyor abi Ubisoft yani yani adamlar Prince of yaptı neden Assassin's Creed'de de yapamasınlar ki falan filan diye o dönemde tabi geberiyoruz ama bir yandan o oyunu oynayamayacağız çünkü hiçbirimiz oynayamayacağız arkadaş ortamımızda hiç kimsenin şeyi o kadar iyi değil bilgisayarları hiç kimsenin o kadar iyi değil çünkü e, PlayStation 3 falan filan almak zaten hayal öyle bir şey mümkün değil hani kesinlikle aldırtamayız ailemiz öyle bir şey PlayStation 2'yi zar zor aldırtmışız yani çok zor. Yani bilgisayarı ee, upgrade etmekten başka hiçbir yolumuz yok yani Anca o şekilde oynayabileceğiz Neyse abi olan oldu Bir şekilde işte zaman geçti ve her şekilde Ben bu oyunu bir şekilde oynamanın yolunu buldum O zaman hani bütün hype'a bilmem neye falan Oynayamamıştım sonra bu oynamanın bir yolunu buldum Bu kadar çok merak ettiğim bu güzelim oyunu Ve ne oldu sonra Yani Ya Ben oyunu oynadım yani Oyunu oynamam 2010'u falan buldu Hani Oyun 2008'de çıkmıştı ben oyun oynadığımda Brotherhood falan çoktan çıkmıştı. Açık açık söyleyeyim yani. O oyunu çıktığı dönem oynamadım. O yüzden de ister istemez bazı zaten incelemeler okumuştum bir yerlerden. Ama incelemeler o kadar dengesizdi ki. Bir tarafta yani oyuna 100 üzerinden 90, 100 verenler var. 100 üzerinden 100 veren vardı bu oyuna. Hani bir tarafta da hani çok abartılan bir oyun olduğunu söyleyen bir kesim vardı. 65, 70, yüz üzerinden falan puanlar verdiklerini görüyordum. Hani ya o dengeyi koruyamıyordum. Ama ve hani Prince of Persia gibi herkesin oyuna 80-90 falan filan vermediği açıkça ortadaydı yani. Belli bir kapışma vardı. Herkes tarafından iyi kabul edilen bir oyun değildi belli ki. Belli ki problemleri vardı. Ben de bu problemleri göz önüne alarak zaten beklentimi o sınırda tuttum hani oyun oynamadan önce. 2010 yılında işte PlayStation 3'ü aldıktan sonra Ede evet, geç Assassin's Creed'i bulmakla uğraştım hani oyunu. Çünkü dediğim gibi Brotherhood çoktan çıkmıştı. Assassin's Creed zaten o zaman bir patlama yaratmış. Hani iki yapmışlar üzerine Brotherhood yapmışlar falan filan her şey iyi gidiyor. satışları falan çok iyi. Doğal olarak sevgili Assassin's Creed'in de ee, yani 400 geçtiği zaman satışları PlayStation 3'te şöyle bir olay vardır. Bir oyun 400.000 satışı geçerse Platinum denen sınıflamaya girer. Platinumlar nedir? Platinumların içinde e, yanlış bilmiyorsam eğer son hani o noktaya kadar ki çıkan bütün güncellemeleri de diskin içine yüklüyorlar. Oyunu Platinum adını verdikleri eski normalden daha dandik ve iğrenç plastik gri bir kutunun içine çıkarıyorlar. Best of PlayStation bilmem ne falan filan diye. Ve normalde daha yani daha ucuz oluyor pardon. Normal şeyden asıl oyundan daha ucuz oluyor. Platinum Edition diye. 400.000'i satmış zaten satacağını satmış bu oyun diyorlar. Hani daha ucuz bir versiyonunu çıkarıyorlar. Yani ucuz bir versiyon dediğim diskin kendisi falan filan değil ama... Kutudan mı kısıyorlar ne yapıyorlar artık o iğrenç Platinum versiyonlarını çıkarıyorlar. Ben onlardan nefret ediyorum. Onlardan şu ana kadar sadece ya 2 ya 3 tane falan aldım bu Platinum kutulu oyunlardan. Ee, ve koleksiyonuma kesinlikle eklemek istemiyorum onları. İğrenç duruyorlar çünkü. Doğal olarak benim için bu Assassin's Creed'i bu Creed bulmak gerçekten zamanımı aldı. Yani... Platinum oyunlar çünkü gerçekten nefret ediyorum ve hani Assassin's Creed'in çıkmasının üzerinden 2 sene geçmişti piyasadaki bütün versiyonlar Platinum'du ve ben gerçekten uğraştım bu versiyonu bulamak için ve sağlam tabii ki hani problemsiz kutusu bir kutusu mahvolmamış ne bileyim kağıdı vesaire yırtılmamış birkaç tane satın aldım işte ne bileyim Amerika bölgesi geldi geldi tabi bir de ikinci bölge olması gerekiyordu çünkü bizim içinde bulunduğumuz bölge Avrupa olduğuna göre oy aldığımız oyunların ikinci bölge Avrupa olması gerekiyor yani en azından ben koleksiyonum konusunda öyle takıntılı bir adam o yüzden de gerçekten zamanı aldı sağlam böyle temiz bir versiyonunu bulmak Ay da geç bir yerden buldum yani sahibinden mi? ne bir yerden buldum temiz bu adam gibi olan versiyonlarını hani bir şekilde bulmayı başardım ve hani oyunu sonunda oynayabilecek duruma gelmiştim bu sayede oyun alınca. Ve oyuna başladım. Abi çok iyi başlıyor oyun. Hani gerçekten çok iyi başlıyor oyun. Hani ya kandırıyor insanı. Anladın mı? Ya senaryodan falan filan bahsetmiyorum şimdilik. Daha senaryoya birazdan gireceğim de. Yani şöyle oyun girişte nasıl kandırıyor sizi? Öncelikle sana girişte çok sağlam bir ana görev sunuyor. Yani başlıyorsun böyle işte düşmanlarla diyaloglar geçiyor bilmem ne oluyor senden farklı farklı şeyler yapmanı istiyor bir yandan savaş mekaniklerini öğretiyor bir yandan nasıl tırmanacağını nasıl saklanacağını cacurt bilmem ne falan filan öğretiyor orada gereksiz uzun bir tutorial var onu birazdan bahsederim yani neyse bir şekilde işte başlıyorsun ne bileyim düşman karakteri gösteriyor düşman karakterin çalman gereken şeyi gösteriyor Ondan sonra işte kaleye geri dönüyorsun. Düşmanlar takır takır orduyla kaleye geliyorlar. Senden işte ne bileyim düşmanı kandırmak için kendini öldüğü gibi göstermeni istiyor. Oradan buraya zıplıyorsun bir şeyler yapıyorsun falan filan. Çok böyle epik savaş sistemi işte düşmanın kılıcını nasıl karşılaman gerektiğini gösteriyor falan filan. Lan diyorsun oyun epik. Çok iyi başladı. Gerçekten çok iyi başladı. Savaş mekanikleri çok iyi. Her şey çok iyi. Vay lan diyorsun ya iyi gidiyor falan. Abi 2 saat oynuyorsun oyun sapıtmaya başlıyor. Ya yani iki saatten sonra bu oyun hani bir anda bayağı iyi giden bir oyunken hani mükemmel değil ama bayağı iyi giden bir oyunken ya kendini sürekli olarak tekrardan iğrenç rezalet bir oyuna dönüşüyor. Ya senaryodan başlayalım önce şimdi senaryodan bahsedeyim ki o bir aradan çıksın çünkü hani onunla alakalı da çok fazla şikayetim var. Şimdi konumuz ne? Desmond Miles diye bir amcamız var. Hikaye 2012'de başlıyor bu arada. Oyun 2008'de çıkmıştı 2012'de başlıyor hikaye. Eee Abstergo adında bir firma desmond Bynas adındaki bir arkadaşı yakalıyorlar, e, getirip böyle kendileri eee bu laboratuvarlarımız, araştırma fakültesindeyiz, ne boksa oraya. Oraya getiriyorlar ve diyorlar ki sen bilmem kimin şeyinden geliyorsun. Sen ataların işte e, şeye kadar gidiyor. Altair bin Lahat mıydı? Neydi lan bizim ana karakterimiz? Sadece Alt Altair olarak ezberledim ben o amcamın ismini çünkü. Sen diyor işte e, senin atan o adam ve biz o adamın anılarını bir şekilde öğrenmek istiyoruz. Bir makine geliştirdik. E, makinenin ismi neydi? Anony Anonymous. Anonymous müydü lan makinenin ismi? Anonymous'tu değil mi? E, o makineyi sen yatıracağız. O makineyle sen Altair'in anılarını tekrardan yaşayacaksın. Tekrardan e, sen her anıyı aldığında belli bir senkronize olacaksın. Altair'e daha da böyle bir yakınlaşacaksın gibi bir mantık. Biz de bu sayede anıları göreceğiz. Çünkü araştırmakta olduğumuz bir şey var. Bu, bu ve bu araştırdığımız şey Altair'in anılarında saklı gibi böyle bir mantıkla başlıyor hikaye. Seni bir yere kapatmışlar. Böyle işte atalarının anılarını görüyorsun. Şimdi ilk başta kendine ilk sorduğun soru şu. Neden hani böyle bir kısma ihtiyaç var? Önce oyun çıkmadan önce böyle spekülasyonlar vardı. Oyun aslında günümüzde mi geçiyor? Çünkü oyundan önceki fragmanlarda kesinlikle hiçbir zaman şeyi göstermediler e, ee, hani oyun e, günümüzde geçen kısımları bir zaman göstermediler. Desmond'la olan kısımları falan filan. Tamamen Altair'e odaklanmışlardı ve biz Altair'le olacak diye biliyoruz aynı oyun. Günümüzde geçen bir kısımdan falan filan haberimiz yok. Sadece birkaç tane screenshot'tan falan filan insanlar spekül spekülasyonlar yaratmaya başladılar. Ama yani oyun acaba günümüzde geçiyor biz bir işte ama geçmişe gidip işler falan filan mı oluyor gibi böyle bir muhabbet geçmişti. Harbiden de öyle çıktı. neyse istemişti bu Desmond e, Altair'in anılarına girmeye başlıyor hikayeye göre. Ve onlanlarını yaşa yaşa ilerliyoruz hani. Yani günümüzde geçen kısımda çok fazla anlatacak bir şey yok ilk oyunda çünkü. Neyse abi giriyoruz Altair'in anlarına ve oyun başlıyor bir şekilde. Altair olarak işte ilerliyoruz. Yanımızda iki tane daha farklı assassin falan filan var. Ve bu daha problem burada başlıyor. Altair'dan daha başlar başlamaz nefret ettim çünkü oyundan. Şimdi bu adam üst seviye bir assassin. Hani üst seviye bir suikastçı. Ee, kendi işte assassin order tarafından ee, üst seviye böyle yüksek rütbeli bir assassin yanlış hatırlamıyorsam öyle bir amcam değil mi? Evet bu. Neyse oyun başlar başlamaz daha ilk sene daha yeni başlıyoruz. Altair direkt olarak SS'in kanunlarından birini çiğneyip masum birini zıng diye öldürüyor. Şimdi vırı diye kalıyorsun. Herifi niye öldürdün? zıng diye herifi öldürüyor direkt. Yanındakiler de diyor ki ne yapıyorsun manyak niye öldürdün herifi? Hani SS'inler masum insanları öldürmez. Bizim Altair diyor ki slam. Ben yüksek yani ya senin yüksek konuşma bilmem ne. Ondan sonra bizimkilerin işte bu e, Ali Muallim diye bir amca var Assassin's Order'ın lideri. O amcam bunları göndermiş e, bu Apple of Eden midir? Yok Peace of Eden denen şeyi topla, almaları için gönderiyor bunları. Bunlar ondan sonra ee, gidiyorlar böyle birazcık. Peace of Eden'ı görüyor orada ama o sırada da baş düşmanları olan Saber mı? Sabre mi? Öyle bir herif var. Sabri değil. Sa Saber mı? Öyle bir herif var. Bir amca var. Böyle haçlı komutanı. Ha, oyun bu arada 3. haçlı seferleri sırasında geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Kudüs'te miydi? Öyle bir yerde. Tam hatırlayamıyorum şu an. Detayları hatırlayacağım birazdan. <laughs> birazdan yalnız. Senaryo çok da umurumda değil çünkü. Hani oyunun senaryosu gerçekten o kadar kafaya takılacak kadar karışık veya iyi değil çünkü. <laughs> Neyse abi bizimki Peace of Eden'i görüyor. O sırada da işte bu Haçlıları, Haçlıların lideri olan baş düşmanı görüyor. Diyor ki işte hadi hepsini dağılalım öldürelim falan. Öbürleri de diyor ki lan oğlum dur iki saniye manyaklaşma. Gizli tutmamız lazım. Gizli görevdeyiz bilmem ne falan filan. Hani diyor ki bizimki de böyle ama altı yerde hani. Hayır buraya kadar gelmişiz. Önümüze çıkmış. Hemen öldürelim aradan çıksın. Lan oğlum manyaklaşma diyor öbürü. Lan git ben senden yüksek problemini etme falan. Ortaya atlıyor. Herifler bunun canlarını okuyorlar. Haçlı olan amca başlıyor olan amca. Bunları bir güzel benzetiyorlar. Arkadaşlarını öldürüyorlar. Hatta o lan oğlum yapma etme diyen herifin kardeşi falan öldürülüyor. Bizim ateyir göt gibi ortada kalıyor. Neyse kaçmak durumunda kalıyor. Mecburen kaçıyor oradan. Arkadaşını da arkasında bırakıyor bu arada. Kardeş hani güya hani. Assassin ordur kardeşlik hani asasin kardeşliği bizimki bunu direkt arkasında bırakıp Allah gıyrını ne yok ne denen o kuyruğunu bacakların arasına kastırıp uçup kaçıyor geri dönüyor şeye SS'in kalesine. Tabi ustasının karşısına çıkıyor. Ya usta sıçtım ben ya diyor. Beceremedim yani ne salak adammışım diyor. Keşke böyle dese demiyor. Ben sadece emirleri yerine getirdim. Sen ne istediysen onu yaptım falan. Tabi usta kafayı yemiş yani herif. Lan oğlum ben seni böyle mi yetiştirdim? Adam mısın lan sen falan filan diye baya bir sinirli falan böyle amca. O sırada öbür e, arkasına bıraktı. Arkadaşı geliyor. Arkadaşıyla oynasak daha iyi bir ana karakter olabilirmiş. Üstelik Gönderildikleri şeyi de almışlar yani Piece of Eden'ı da almış geliyor Allah abicim getirdim ama Kardeşim öldü bu geri zekalı yüzünden yapıyor Doğal olarak usta tabi sinirli Ulan diyor Altair ben seni böyle mi yetiştirdim Yani şu an hani Seni bir göreve gönderdim Assassin'lerin bütün kanunlarını çığnadın Yani çığnadın Çiğnedin geldin yani Hani bu mudur falan filan diyor O sırada tam o sırada da sevgili Altair kaçarken aynı zamanda onu kovalayan çok sevgili Templar ordusu da peşinden geldiği için bir de güzelim şehrini şehrinde yakıp yıkıyor mu bu Templarlar? Ya böyle pembe dizi gibi anlatılabilecek bir hikaye. Yani bu kadar geri zekalı bir ana karakteri oynamak var. Bu adam Master Assassin. Çok cool, çok havalı, kimseyle konuşmuyor, gözleri kapalı falan ne ee falan. Abi böyle gerizekalı bir herif bu. Hiç de bizim öyle beklediğimiz kadar havalı, karizmatik, hata yapmayan falan filan bir amca değil. Aksine havalı, cool takılmaya çalışan ama ortalığı mahveden sıçan bir herif yani. Böyle bir ana karakter. Zaten daha baştan nefret ediyorsun heriften doğal olarak. Lan diyorsun böyle ana karakteri ben ne yapayım. Neyse bir şekilde orduyu geri püskürtüyorsun. Hani şehre işte e, şehirden kaçmalarını sağlıyorsun bilmem ne falan. Tabi ustamız çok sevgili ustamız baya bir sinirleniyor falan. Bizimkinin rütbesini bilmem nesini her bokunu elinden alıyor. Ve ondan sonra diyor ki işte en baştan başla öldürmen gereken 9 tane Templar şövalyesi var. Onları öldür. O zaman tekrardan adam olacak mısın olmayacak mısın göreceğiz diye. Şimdi senaryoyu bu şekilde özetledik. Çok e, iğrenç bir senaryosu var. Açıkça iğrenç bir senaryosu var. Ee, ya ilk oyunun sadece bakın. Daha diğer oyunlarda bahsediyor. genel Assassin's Creed senaryosundan bahsetmiyorum. İlk oyunun çok iğrenç bir senaryosu var. Ne günümüzde geçen kısımlarında ne Altair'in geçen kısımlarında senaryo en ufak bir şekilde eğlenceli, ilginç falan filan değil. Yani en ufak bir iyi yanı yok senaryonun. Karakterler çok sıkıcı, senaryo çok tahmin edilebilir. Hani şimdi spoiler yap vereceğim, spoiler vereceğim. Hazır olun, spoiler geliyor. İlk oyunu oynamadıysanız, hala Assassin's Creed 1'i oynamadıysanız spoiler geliyor. Oyunun baş düşmanı ustamız. Çok mu şaşırdınız? Yani ustamız hani oyunun baş düşmanı. Hani asıl o e, Templar e, şövalyesi değil. Baş düşmanımız aslında ustamızmış. Oyunun büyük sürprizi bu. Ha bu arada oyunda öldürdüğümüz bütün o şövalyeler de bu arada Templar ajanları hepsi. Templar örgütünün ajanlarıymış aynı zamanda bu arkadaşlar. Ustamız bizi bunları niye öldürmeye gidiyor bilmiyorum. Ustamızın kendisi de Templar çünkü. Piece of Eden'ı kendi kontrol etmek istiyor galiba sadece. Falan hani tam olarak bir mantığı var o işin ama çözemedim. Madem ustamız Templar... Ee... Yani niye öbür herif bunu öldürmeye çalışıyor? Aslında öldürmeye çalışmıyor da birlikte mi çalışıyorlar? Hiçbir zaman çok iyi bir açıklama getirilmiyor o şekilde. Oyunda tamam mı? Zaten bir de şey de yok hani e, Alt altyazı falan filan da yok. Oyuna altyazı koymamış sevgili Ubisoft. Hani ne gibi mantıkla bunu düşündüler yani oyuna herhangi bir şekilde e, şey koymamayı, altyazı koymamayı ne gibi bir şey için düşündüler bilmiyorum ama ve lakin koymamışlar. Bilmiyorum. Hani niye? Açık açık söyleyeyim eğer süper bir İngilizceniz yoksa yani kolay kolay anlayamazsınız. Şahsen benim o dönemki İngilizcem şu ankinden daha kötüydü. Yani şu anki çok mükemmel olduğunu söylemiyorum. Şu an bile olsa oldukça fazla zorlanırım senaryoyu anlamakta. O zamanlar hiç anlamamıştım okumadığım için. O telaffuzlar bilmem neler. Zaten Masyaf'ta geçiyor oyun. Masyaf'ta değil mi? Masyaf'ta geçiyor oyun. Zaten garip bir şive vermişler. Herkes bu garip bir aksanla falan konuşuyor. <tuh> <tuh> o zaman hani ne olduğunu anlamıyorsun. Bu Bıdı bıdı bir şeyler konuşuyorlar anada. Sen böyle ne 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 hiç bir anlamıyorum senaryodan diye gidiyor. Neyse abi ya sen ayı bir geçelim ben ana oyuna gireyim yoksa bu konu çok uzayacak bitiremeyeceğim konuşmayı. Ha neden? Neden oyunun çok kötü olduğunu düşünüyorum? Oyun şu yüzden çok kötü. Oyun aşırı tekrar ediyor kendini. Ana görev denen şeyler haricinde oyunda yaptığınız her şey aynı. Hani gerçekten o konuda çok berbat bir şehre gönderiyorlar seni. Orada öldürmen gereken bir tane düşman var. Bir tane Templar Şövalyesi var. O Templar Şövalyesi ile ilgili bilgi toplaman için her şehirde aynı görevler var. Ne bileyim işte kadının birini git askerlerden kurtar. Git iki kişinin konuştuklarını dinle. Git birinin cüzdanını çal bilmem ne falan. Her şehirde sürekli aynı görevleri yapıyorsun. En ufak bir farklılıkları yok arada. Birbirinden kopyalayıp copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Aynı görevleri tekrar 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 koymuşlar. Ve bu oyun uzun. Hani gidiyor baya bir yani uzun dediğim yani 8-9 saat böyle bir oyun için uzun sürekli aynı şey yaptığımız bir oyun için uzun sıkıyor insanı bir baygınlık geçirtti bana Allah'ım ne zaman bitecek bir oyun diye dua etmeye başlamıştım ya yani hayatımda bir oyunu bu kadar uzun sürede bitirdiğimi hatırlamıyorum yani böyle bir oyun hani bir aksiyon oyunu sonuçta ya aksiyon oyunu kıtırık bir aksiyon oyunu yani hani ne kadar uzun sürebilir ki bir buçuk ay mı iki ayda mı ne bitirdim oyunu RPG değilsin lan sen pezevenk Aksiyon oyunusun yani ama o kadar sıkıldım ki. Günde bir saat falan oynadığım zaman başım ağrımaya başlıyordu. Hani artık oyunda kendime niye bu işkence yapıyorum, kendime niye bu işkence yapıyorum diye. İğrenç bir oyundu. Hani gerçekten PlayStation 3'te oynadığım o dönem kadar en kötü oyundu. Şimdi bugün biraz önce oyuna tekrardan göz atmak için, hatırlayabilmek için tekrardan açtım oyunu. Bir bakayım ne var ne yok diye, nasıl bir oyunmuş diye. Ve hatırladığım kadar kötü olmadığını fark ettim. Neden biliyor musunuz ama? Hani bakın hala kötü bir oyun. Hatırladığım kadar kötü değil. Neden? Çünkü baz yani bundan sonra çıkan Assassin's Creed'lerle karşılaştırıldığında ilk Assassin's Creed oyunu bazı şeyleri doğru yapmaya çalışmış gerçekten. Hani şöyle anlatayım. Bir noktadan sonra Assassin's Creed şu anda sadece para basmak için kullanılan bir oyun serisine dönüştü artık. O konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece para basmak için yapıyorlar. Her sene aynı oyun tekrar 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 çıkar. Ama ilk oyunda bazı mekanikler varmış ki bu mekanikler gerçekten aslında farklı bir oyun yapmaya çalıştıklarını göstermiş. Öncelikle savaş mekaniği benim çok hoşuma gitti ilk oyundaki. İkinci oyundaki de aynı bu arada. Yani ilk oyun çok kötü ya İlk oyundaki mekanikler falan filan şey almışlar. İkinci oyunda yeni ana görevler yan var bilmem ne falan filan bir sürü etkinlik koymuşlar. İkinci oyun tam doğru Assassin's Creed oyunu olmuş ama ondan yarın bahsedeceğiz. Yarın değil ne zaman gelecek video bilmiyorum. Ben videoyu yarın çekeceğim. Ee, hani... İlk oyunda yanlış yaptıkları her şeyi düzeltmeye çalışıyor. İlk oyunda yanlış yaptıkları şey ne? Oyunun sürekli kendini tekrar etmesi, yan etkinliğin neredeyse hiç olmaması. Yani yan denen şeylerin de aynı olması o saçma sapan e, görevlerle. Hani kendi devam için yaptığımız görevlerle. Ama savaş mekaniği mesela çok ilginç şu an 3. yani Revelations ve 3. oyundan sonra başlayan o geri zekalı savaş mekaniğinden çok daha iyi. Artık oyunlarda vurma hissi yok Assassin's Creed'de. Yeni Assassin's Creed'lerde en ufak bir vurma hissi yok. Bunda gerçekten bir kılıç duelosu yaptığını hissediyorsun. Evet ilk başta hani şey gibi geliyor insana. Ee, hantal geliyor birazcık ama gerçekten kılıç duelosu yapıyorsun lan. Adam senin kılıcını vuruyor sen onun şey yapıyorsun karşılıyorsun bir şekilde falan. E, ve zor hani ilk oyunda gerçekten düşmanlarla savaşmak o kadar kolay değil. Ya dördüncü oyunda ne kadar kolay olduğundan bahsettim. Herkesi tek vuruşta öldürüyorsun dördüncü oyunda. Bunda gerçekten zamanın diyor bir düşmanı öldürmek. Hani korunman gerekiyor. Tam doğru zamanlamayı denk getirmen gerekiyor. Kareye basıp tuttuğun zaman daha ağır bir vuruş yapıyor. düşmana indirmek için falan filan. Hani bu tarz farklı farklı şeyler var dövüş mekaniğinde bile. Ve bunu seni hesaplamaya yöneltiyor. Mesela şu an vuracağım ama o bana daha hızlı bir saldırı yaparsa. Ben daha ağır bir saldırı yaparsam. Onun benim saldırımı kesme şansı var vesaire falan filan. Ama bu sadece oyunun başında var yine. Neden biliyor musunuz? Oyunun başında hani bizimki seviyesi düştüğünde tekrardan ee, çaylak esasına dönüştüğünde counter atak yapma şansı elinden alınız, elinizden alınıyor. Counter atak yapamıyorsunuz. Yani düşmanın diğer oyunlarda ne var? Düşman sana vurduğu zaman bir tuşa basıyorsun. Bizimki hemen kılıcını çevirip çaktı. Yani onun kılıcını karşılayıp çaktıya diye geçiriyor öldürüyor karakteri. Bunu da oyunun başında onu yapamıyorsun. O özellik senden aldığı için. Korunman, doğru zamanı kollaman, tekrardan vurman gerekiyor. Hani tam o zamanlamayı çok iyi ayarlaman gerekiyor ve çok iyi bir mekanik aslında şaka maka. O kılıç dövüşleri çok gerçekçi hissediyor ve kılıçların birbirine çarpıştığını bile hissediyorsun. Her vurduğunda o böyle geri sepmesinden bilmem nesinden falan. Gerçekten çok iyi o kısımlar. Tırmanma mekanikleri daha iyi. Hani ilgi, şu anki, yani Elsas'ın Skriptler'den daha iyi. Şu an tek bir tuşa basa tutuyorsun, her şeyi tırmanıyor, zıplıyor bilmem ne falan filan. Bunda iki üç tuşa basılı tutuyorsun, işte tam hedef alman gerek, şeyi hesaplıyorsun, nasıl tırmanacaksın, oradan çıksan, oradan bilmem ne falan. Hani, sana en azından bir şeyler yaptırıyor, oyun seni bir şeylerle zorluyor en azından. Şimdiki Elsas'ın Skriptler nasıl? Ve aynı zamanda adamlar açık bir dünya yapmak için uğraşmışlar, hani çok bir açık dünya olduğunu düşünmüyorum elbette, yani burada GTA 5'ten falan bahsetmiyoruz. Bir açık open world bir yapmak için uğraşmışlar. Yani çok linear, çok tek düze. Hani ilerleyebileceğiniz yol sayısı çok fazla yok. Hani her şey tek bir yoldan açılıyor ve maalesef tek birleşik bir open world değil. Eğer tek birleşik bir open world olsaydı çok iyi olurdu ama o zaman teknolojiyle bunu destekleyemezlerdi maalesef. 9 tane büyük şehri tek bir şeye sığdırmaları zor olurdu gerçekten ama atla geziyorsunuz. İşte her şeye gittiğinizde, şehre gittiğinizde bir kısım kesiliyor. İşte bir sonraki haritaya geçiyorsunuz. Bir sonraki harita yükleniyor. Tek büyük bir harita yapsalarmış o zaman çok daha fazla saygı duyardım. Aynı Assassin's Creed 4'teki gibi. O gene tek büyük bir harita çünkü. O şekilde değil. Ama böylesi de hani gene fena değil. Yani fena değil. İyi değil, iyi demiyorum bakın. Kesinlikle iyi demiyorum. Fena değil. Ama mesela şeyden uzaktan falan baktığınız zaman o kaleler bilmemler falan çok güzel duruyor şehir falan böyle uzaktan bakıyorsun böyle atın üzerinde böyle şehre göz atıyorsun. Gerçekten hoş duruyor hani. Orada bir emek görüyorsun. Tek problem işte içine dolduramamışsın. İçine etkinlik koyamamışsın. Dünyanı bir şekilde görsel yani bize görsellik olarak da bir şekilde bize sunmuşsun. Hoş duruyor ama içine dolduramamışsın be Ubisoft. Biliyor musun? Bu oyun aslında içini bir şekilde doldurabilseymişsin. Karakterleri bu kadar ruhsuz, sinir bozucu yapmasaymışsın. Senaryo birazcık odaklanmışsın. Gerçekten iyi olabilme potansiyeli varmış ilk oyunda. Şu an onu görüyorum. Ben ilk oyunu çünkü ya yani oynadığımda Assassin's Creed'i ilk kez oynadım. Ben bu, ben bu oyun için umut yok bu oyun. Rezalet dedim yani. tek kelime rezalet. Umut yok dedim. Ama bunca yıldan sonra tekrar baktığımda ve şu anki gidişatını da göz önünde bulundurarak tekrar ilk oyuna baktığımda varmış umut. Aslında iyi bir şey çıkarılabilirmiş bu oyundan. Çıkardılar zaten. İkinci oyunda zaten iyi bir oyun nasıl çıkarıldı onu fazlasıyla gösterdiler. Karakterler ilerleyen gerçekten ilerlediğini gerçekten hissettiğim bir senaryo. Neler olup bittiğini anlayabiliyorsun. Aynı zamanda günümüzde geçen kısımlar kesinlikle boş değil. Hani o kısımlarda da bir hikaye dönüyor. Hani hiçbir şey gereksiz hissettirmiyor ikinci oyunda. Ama ilk oyun her şeyi gereksiz hissettiriyor ya. Hani her şey çok gereksiz hissettiriyor. Yaptığımız her şey. Bir de ilk oyunun kötü tarafı boss savaşları rezalet. Hani boss savaşı diye koydukları şeyin diğer normal savaşlardan hiçbir farkı yok. Aynı Assassin's Creed 4'teki gibi aslında. Hani ikinci oyunda boss savaşları da vardı en azından. Neyse onlardan bahsedeceğiz. Yani şimdi eğer ikinci oyundan bu video çok bahsedersem Assassin's Creed 2 videosunda ne bahsetti, neyden bahsedeceğimi bilmiyorum. O yüzden çok da fazla uzatmayalım. Assassin's Creed'in ilk oyunu benim hatırladığım kadar rezalet olmasa da kötü bir oyun. Çok kötü bir oyun. Neden bahsedebilirim başka bu oyunla alakalı? Aklıma son bir detay geldi. Arada Türkçe konuşan karakterler var ya. Onların söylediklerinin hiç anlam verebiliyor musunuz? Hani gel buraya falan gibi olan şeylerden bahsetmiyorum. Savaşın ortasında bazen şöyle şey... Yani savaşın ortasında savaşıyorsun orada adam Türkçe konuşuyor. Sana şöyle bir laf ediyor. Bir de neydi lan? Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? Bu nedir lan? Savaşıyorsun herifle. Kime boyun eğmek istiyorsun? Ne, nedir Ne demek lan o? Anlam veremiyorum. Yani konuşulan Türkçe de bu arada şey gibi değil. Ee, Assassin's Creed Revelations'daki gibi saçma. Arkadaşım, kardeşim gibi saçma sapan değil. Gerçek Türkçe. Hani şive, şivesiz mivesiz. İstanbul Beyefendisi şeyinde bir Türkçe konuşuluyor yani orada. Yani muhtemelen bir Türkiye seslendirilmiş yani o kısmı. Ama o ne demek? Kime boyun eğmek istiyorsun? Bilmem. O ne demek ki? A neyse, Assassin's Creed'in ilk oyunu kötü bir oyun, senaryo kötü, ee, mekanikler oyunun ilk başında ilk iki saati gerçekten iyi olsa da, sonradan artık çok sıkıcı bir hale geliyor yani mekanikte falan kurtarılabilecek falan bir durumda değil oyun yani yani senaryo çok kötü, mekanikler kötü, şehirlerin içi boş, ee, finali aptalca, çok aptal bir yerde bitiyor oyun, çok aptal bir cliffhanger'la bitiriliyor. yani şu oyun tek başına değersiz. Assassin's Creed bir seri olarak değerlendirildiğinde oynanması gerekiyor eğer seri oynayacaksınız. Ama tek başına hani bu o zamanlar bir seri olacağı belli değildi. İkinci oyun, üçüncü oyun falan çıkacağını kimse söylememişti. Tek başına bir oyun bekliyorduk. Hani tek başına bir senaryo anlatabilecek bir oyun bekliyorduk. Bu oyun oyun değil. Tek başına hiçbir şey anlatamıyor bu oyun çünkü. Yarım yamalak bir senaryoya sahip. Ha hala bitiremedim. Oyun bu arada gizlilik üzerine olacaktı. Biz Hitman'in orta çağda geçen bir versiyonunu beklemiştik. Çıkan oyunun hiç alakası yok. Gizliye falan hiç gerek yok. Çatı şutur kılıçla herkesi dala kılıçtan geçirip öldürebiliyorsunuz. Her neyse bir sonraki koleksiyonun bölümümüzde gözükmek üzere. Gözükmek üzere. Görüşmek üzere. Bir sonraki oyunumuz inceleyeceğimiz. Yani inceleyeceğimizi bahsedelim. Bu inceleme gibi değil çünkü. Assassin's Creed 2 ile devam edeceğiz.